Bu arada salonla uyum içindesin diyemiyorum. Evet. Çok yöresel bir kıyafet. Evet. Hanımların da dikkatini çekti mi acaba? Evet. Girişte sorduk, içeride konuşacağız dedi. Bekliyoruz bakalım anlatmasın. Evet, hadi evet. Anlat. Bir ayağa bir kalkayım, lütfen. Bir döneyim, evet, şöyle lütfen. Güzel güzel. Şıngır şıngır da ses geliyor bir, evet, yandan. Hem altınlar. Ben hemen konuştum tabii. Bunları ne zaman giyersiniz? Biraz anlat. Aslanım biz size. Yörük oluyoruz. Ve yörükler bayramlarda, düğünlerde, yakınlarımızın düğünlerinde, kına gecelerinde böyle takım şeklinde giyiniriz ve geline eşlik ederiz. Onunla o da uyum içerisinde olur. Geleneklerini daha hala devam ettiriyorlar. Evet evet ki. Hep. Hep çok böyledir güzel. Aslanım renklerimiz. Hepimiz böyle bir örnek kopya gibiyiz yani birbirimize. Yörükler genelde Bursa'nın neresinde yaşıyorlar? Çeşitli yerlerinde var ama Kemalpaşa'da ağırlık var diye biliyorum ben. Yani kına ve düğünlerde mi giyiniyorsunuz böyle? Evet, asker eğlencelerinde giyeriz. Yakınlarımızın herhangi bir merasimlerinde de giyeriz. Güzel. Şey soracağım ben de. Geline eşlik ediyoruz dedin ya. Gelinin giydiği özel bir şey var mı? Sadece o kına bir resim mi giyiyor? Gelinin sadece örtüsü değişik oluyor. Kırmızı ve taşlı böyle işlemeli bir şey oluyor. Hmm. Ama kıyafet olarak normal bir abiye giyiyor. Alt kısmı aynı oluyor genelde. Yani bu pazen denilen kumaş galiba değil evet, mi? Evet. Yanılıyor muyum ben Buse'ci? Evet evet öyle aslında. Pazen. Evet. Üzerinde böyle bir işte İşleme. İğne oyası işlemeleri evet. Var. Yani hani biraz folklorik açıkçası. Aynen. Evet. Aa, bak mesela bunu şöyle kıvırdığımızda. Bakın yakadaki desen. Aynen. Görüyor musunuz? Böyle de, aslarını bu şekilde yeni bir moda yapmışlar. Ürettik. Buradan yörüklere sesleniyorum. Güzel oldu aslında. Normalde böyle de durmuyor. Böyle bak. Güzel oldu. Yani. Ay böyle çok güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Bunun iç kumaşı sanırım ama böyle giymişsin sen. Evet böyle oldu. Astarı bu şekilde. Astarı evet. Batmasın diye. Çünkü pullar var ya içerisinde. Tam böyle pullar. Eşit yap bir tane. Böyle daha güzel oldu. Aa çok güzel tamamladı biliyor tamam. Musun? Bence Aslanım evet. Bundan sonra bizim düğünler hep böyle olur. Astünel style. Evet. Size atarım Aslanım. Aa çok sevinirim. Buradan tüm yörüklere selam sevgi olsun. Gelenek ve göreneklerine sahip çıkan yeni bir nesili de gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü bizler köklerimizle, geleneklerimizle, geçmişi insanın geleceğidir, aynasıdır. Biz bu şekilde var olalım inşallah. Evet. Ama hep daha iyiye, hep daha moderne, hep daha güzele olsun yolumuz. İyi günler İnşallah. Görelim evlatlarınızla birlikte. Amin aslanım. Evet şimdi salona geçelim hanımlar. Kimden? Geçelim. Melike senden başlayalım. Her zamanki gibi. Hadi benden başlayalım. Salonun genel olarak ferah ama halındaki desen, yastıklarındaki desen şu tarafta var sanırım arkadaşlar arkamızda. Evet. Yastıklarındaki desen, perdendeki desen hepsi birbiriyle karışmış. Sanki çok fazla bir desen olmuş gibi geldi şu bana. Şu deseni bu sonsuzluk evet, deseni evet. Bu. Sonsuzluk desenini hem halında hem perdende ve hem kırlentlerinde hani kullanmış. Sadece perdede görsek ya da yani daha düz şık dururdu bence. Bence her desen kendi başına. Mesela halı kendi başına güzel, yastık kendi başına, perde kendi başına güzel. Göz yoruyor. Tek tek güzeller ama bütün olarak çok göz yorucu türlerim olmuş. Türlerim sade ya. Bir o deseni seviyorum. Ben orada kullanmak istedim. Bir de koltuk takımı biraz grili gibi. O yüzden onu kullandım. Anladım. Biz burada kırlentleri yerleştiremedik. Ben çekim diyorum.